ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum, demişti. Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de polis evine saldırı düzenleyen teröristlerle ilgili, şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu, parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mersin'de polis evine saldırı düzenleyen teröristlerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, DNA raporunu açıklayın, çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları belirtmişti. İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman. Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam iki gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri. Utanmıyor musunuz? Bakan Soylu'dan DNA açıklaması. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DNA konusunda açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi. Kılıçdaroğlu, iki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var, yapılan saldırıyı ilk önce adamların DAEŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların, cinnet geçiren bir kadın polis, yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye en büyük gazeteci cezaevi iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca, PKK açıklamasına sığınacak zavallısın. Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp, Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı. Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı. Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor. PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun. Şimdi ana fikriniz ne? Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, Zozan arkadaşımızın yani Dilşah Ercan bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. Altılı masada sıkıştın, PKK'ya sığındın, yazıklar olsun. Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz? PKK'nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? Görevinin başında, dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız.